Merhaba değerli arkadaşlarım. Bugün harika bir tarifim var. Ratatou. İlk olarak tavam içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağma alıyorum. Ardından 2 adet kuru soğan küçük küçük doğradım. Soğanları biraz kavurduktan sonra içerisine 2 diş sarımsak ilave ediyorum. Onları da doğradım. Ardından bir adet sir biber. Çok az daha karıştıralım. Çok lezzetli tam bir yaz yemeği arkadaşlar. Mutlaka sizler de denemelisiniz. Ardından içerisine 2 adet orta boy domates ilave ediyorum. Kabuklarını soydum ve bu şekilde doğradım. Ben bugün ratatu küçük kare borcamda hazırlayacağım. Siz kişi sayısına göre miktarı arttırabilirsiniz. İçerisine bir çay kaşığı tuz ilave sonra karıştırıyorum ve Domatesler yumuşayana kadar rengini bırakana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. kendi yani rengini vermeye başladı ve görmüş olduğunuz gibi kaynıyor. 10 dakika bu şekilde piştikten sonra içerisine bir çay bardağı kadar su ilave ederek birkaç dakika daha bu şekilde pişiriyorum. Daha sonra da baharatını ilave edeceğiz. Baharat olarak içerisine bir tatlı kaşığı kekik ve yarım tatlı kaşığı kadar pul biber ilave ederek çok az karıştırıyorum ve bir iki dakika kadar bu şekilde de baharatlarla beraber pişliyoruz. Daha sonra da kare borcamın tabanı yerleştireceğiz. Rengini görüyorsunuz arkadaşlar kıvamı da bu şekilde. Ocaktan alıyorum ve kare borcamı döküyorum. Sosun güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Çok lezzetli bir sos. Düzeltelim. Sebze olarak 2 adet kabak, 2 adet patlıcan ve 3 adet domates kullandım. İyi bir şekilde ve bu şekilde halka halka doğradım. Birer sıra domates, patlıcan, kabak olacak şekilde diziyoruz arkadaşlar sosun üzerine. Küçük kare borcam için bu ölçüler yeterli olacaktır. Tabi boyutuna göre değişebilir. Ne çok ince doğru ne çok kalın. Arkadaşlar kanalımı bu tarifle ilk defa izliyorsanız henüz abone değilsiniz abone olmayı ve zilini açmayı unutmayın. Tarif hakkında yorumlarınızı bekliyorum üzerine biraz tuz ve 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ederek 180 derecede 45 dakika kadar pişiriyorum fırından çıktı arkadaşlar üzerine biraz kaşar rendesi serpiştirerek kaşarlar erine kadar 3-5 dakika daha fırında bekletiyorum kaşar tercihe bağlı isterseniz kullanabilirsiniz ve servis yapıyorum ben servisin yanında yoğurt tercih ettim arkadaşlar çok hafif bir yaz tarifi olduğu için sizler de gönül rahatlığıyla lezzetli olan bu yemeği deneyebilirsiniz. Beni hangi ülke ve şehirden izliyorsanız lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Kıvam bu şekilde sebzeler kolay bir şekilde pişti. Tarifimin sonuna geldim deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.